Ben aslında kahve çok. Araştırmacı Erman Okay, Bodrum'da kahve üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Okay, kahvenin keçiler sayesinde keşfedildiğini söyledi. Ve özellikle Osmanlı kahvesi. Dibekli Han Kültür ve Sanat Köyü'nde bulunan Dibek sofrasında gerçekleşen söyleşide Erman Okay, gündelik hayatımızın vazgeçilmezi olan kahvenin sunumu, farklı kültürlerde nasıl bir yere sahip olduğunu, öğütülmesi, ikram edilmesi, fincanların özellikleri, Dibek kahvesi, faydaları gibi birçok konuyu ele aldı. Sonraki en önemli alım satım malzemesi. Söyleşi öncesi Kent Haber'e konuşan Erman Okay, kahvenin çok geniş bir konu olduğunu belirterek şunları söyledi. Ben aslında kahve çok geniş bir konu tabii. Ama ben bütün bu kahvenin bütün olayını anlatmayacağım. Ben kahvenin çıkışını, yayılmasını ve özellikle Osmanlı kahvesi dediğimiz, Türk kahvesi dediğimiz kahveyi anlatmaya çalışacağım. Bugün dünyada artık büyük bir ekonomik güç. Dünyadaki ikinci büyük ekonomi kahve. Yani ham petrolden sonraki en önemli alım satım malzemesi. Ve dünyanın birçok yerlerinde kahve üreticileri var artık aşağı yukarı yanlış bilmiyorsam 90 kadar kahve üreten ülke var. Bazıları az, bazıları çok ama bunların içinde Brezilya mesela bir numara. Bütün dünyada tüketilen kahvenin ya üretilen kahvenin %40'ını üretmekte. İnsanlar günlük aşağı yukarı milyarlar ölçüsünde, milyar kupalar ölçüsünde kahve içmekteler. Onun için çok farklı şeyler var ve ürettikleri farklı biçimlerde ürettikleri bir sürü kahve türü de oluştu bu arada. Bir sürü derken şunu kastediyorum. Özü kahve, bildiğimiz kahve bitkisi taneleri ama yapım biçimleri, sunum biçimleri, hazırlanış biçimleri çok farklı. Türk kahvesinin tarihinden de bahseden Okay şöyle konuştu. Hiçbir şey. Türk kahvesinin tarihi orada da çok kesin hesaplar yok veya yani tarihler yok elimizde ama Türk kahvesi valla galiba Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra Kahire'den İstanbul'a getirildi diye biliniyor. Ama daha sonraki dönemde hemen Kapalı Çarşı'nın çok yakınında bir kahve açılıyor, kahvehane açılıyor ve kahve 30 tane aşağı yukarı kahvehane ve aşağı yukarı 300 tane de kahve ticarethanesi yani kahveyi yeşil kahve olarak alıp satan tüccarlar var. Yalnız Kanuni zamanında kahve bir ara sakıncalı bulunuyor. Kahvehaneler sakıncalı bulunuyor çünkü bir sürü insan orada toplanıyor. Orada neler konuşuyorlar? Yönetimi eleştiriyorlar mı, eleştirmiyorlar mı? Bütün bunlar problem yaratmaya başlıyor. Çünkü askerin de sivilin de rahatlıkla girip oturup konuşabildiği ettiği yer. Yani ilk defa böyle bir ortak alan da oluşuyor erkekler için. Kadınlar önceleri gitmiyorlar yani. Çok sonraları Avrupa'da kadınların da kurmak istedikleri kahveler var, içmek istedikleri kahveler var. Ama tavır koyuyor erkekler onlara. O demin söylediğim gerekçelerle yönetime Kandilli karşı bir tavır olmasın diye bütün kahve stokları olduğu gibi yakılıyor İstanbul'da ve kahvehaneler kapatılıyor. Böyle bir geçmişi de var ama kahvehaneler aynı zamanda bir kültür, bir haberleşme ve edebiyat mekanları. kahvenin keçiler sayesinde bulunduğunu da sözlerine ekleyen Erman Okay sözlerini şöyle noktaladı. Efendim, bilindiği kadarıyla kahvenin keşfiyle ilgili, ilk defa bilinmesiyle ilgili bir sürü söylence var. Ama bunlardan en önemlisi aslında keçiyle ilintili bir hikaye. Bir çoban, Habeşistan denilen o günkü dünya, yani şimdiki Etiyopya denilen ülkede bir genç çoban var. Bu keçi çobanı. Keçilerini iyi beslemek için sağdan sola gitmekte derken bir gün bir yere geliyor. O günün akşamında keçilerini topluyor. Kendisi de bir yere kırılıp uyuyacak ama keçiler uyumuyorlar. Yani
Keçiler dinlenmek istemiyorlar. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Özel bir hareketlilik gelmiş. Bir şey var keçilerde. Ertesi gün anlıyor bunu. Bakıyor ki çevrede bu türden şeyleri gidip özellikle onları yemeye çalışıyorlar. Onlardan bir avuç alıyor. Sürünün sahibiyle buluştuğunda ilk fırsatta böyle böyle oldu diyor beyim diyor. Bak diyor bu gördüğün şeyler var ya bunlardan yediler yerlerinde duramadılar diyor. Adam da diyor deli misin ver bakayım onları diyor. Bunlar böyle bir şey olur mu diyor ateş atıyor. Biraz sonra ateşte çatır patır sesler ve etrafa yayılan çok güzel bir koku. Adam da bakıyor ve böylece ilk defa kahve keşfedilmiş oluyor. Keçiler sayesinde keşfedilmiş oluyor.